Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle İş Bankası mobil uygulamasına nasıl sanal kart oluşturacağımızdan bahsedeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Evet, öncelikle menüye giriş yapıyorum. Kartlar diyorum. Sanal kartların menüsüne giriş yaptım. Evet, öncelikle sanal kart nedir bundan bahsedelim. Kredi kartınıza bağlı bir sanal kart oluşturuyorsunuz. Ve buna limit veriyorsunuz. Verdiğiniz limit kadar harcama yapabileceğiniz bir limitiniz oluşuyor. Ne işe yarar? Örneğin kartınızın bilgilerinin internetten alışveriş yaparken bilinmemesini istiyorsunuz. Asıl kredi kartınızın. Bunun için bir ek sanal kart oluşturuyorsunuz ve buna limit vererek sadece sizin belirlediğiniz limit tutarında alışveriş yapılmasını sağlıyorsunuz. Yani kartınızın güvenliği için internet ortamında bilgilerinizin çalınmaması için yeni bir kart oluşturduğunuzu düşünün. Evet, sanal kart başvurusu yap diyorum. Devam diyorum. Asıl kartımıza bağlıyoruz. Devam diyorum. Onayla. Evet, sanal kartımız oluşturuldu. Hemen işlem detaylarına giriyorum. Burada sanal kartımızın bilgilerini görmekteyiz. Son kullanım tarihini, güvenlik kodunu ve kartımızın 16 haneli kart numaralarını görmekteyiz. Limit belirleme diyorum. Evet, asıl kartımın bilgilerini gördükten sonra aktarmak istediğimiz tutara giriyoruz. Örneğin ailenizden birine bu kartı vereceksiniz ve bu kartla internetten alışveriş yapmasını istiyorsunuz. 500 TL'lik bir harcama yapsın derseniz eğer limit süresini seçebilirsiniz buradan. 1 saat, 5 saat, 24 saat, 2 hafta, 1 aya kadar bu limitin süresini belirleyebilirsiniz. Örneğin 1 saat içinde bu limit harcanabilsin, 1 saat sonra harcanamazsın derseniz eğer devam dediğiniz takdirde sanal kartınızın limitini oluşturabilirsiniz. Evet, hemen geri geliyorum. Evet, kart bilgilerim derseniz burada gördüğünüz gibi sanal kartınıza ait bütün bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Limit sıfırda derseniz de oluşturduğunuz limitini sıfırlayabilir. Limit belirlemeden aynı şekilde yeni limit oluşturabilirsiniz. Kartı iptal et derseniz de kart iptal diyerek kartınızın iptalini gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Limit hareketlerime baktığınız zaman da burada size ait daha önceden oluşturduğunuz bütün limitlerinizin hareketlerini inceleyebilirsiniz. Limit belirleme işlemlerini de yine bu menüden gerçekleştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşça kalın.